gelsin koçlar. Bakalım sevgili koçlar, bu hafta sizi neler bekliyor? Aa. Şimdi aa yok. Bak. Var ya, aşk böyle olunca ben biliyorsunuz aşk kadınıyım ya, üzülüyorum. Ne oldu bu koçlara? Şimdi Nurcuğum, bir kere yeni ay haftasındayız. Hafta sonuna geçiş yapmadan önce yeni ay Başak Burcu'nda doğdu. Hı hı. Bugün ise ay Terazi Burcu'na geçiş yaptı ama hala yeni ayın enerjisiyle devam ediyoruz. Şimdi Güneş hangi burçta? Başak'ta. Mars mücadelenin gezegeni hangi burçta? Başak'ta. Bugün başlayacak ama yarın netleşecek olan Güneş ve Mars kavuşumunda biz de yayına başladık. Yani ne demek oluyor? Yani Güneş duruştur, Mars'a mücadeledir. Çetin bir yıl bizi bekliyor. Değil mi be? Hiç sevmez negatif duymayı. Sevmiyorum. Ama yok bak, mücadele ederek her şeyin karşılığını almak kadar güzel bir nimet yok. Niçin mücadele ediyoruz, neye çaba sarf ediyoruz? İşte koçlar da aşk hayatlarında itirafçı oldukları takdirde ilişkilerine açık gönüllü ve yürekli bir şekilde, diyelim ki evli bir koç kadınısınız ya da evli bir koç erkeğisiniz, eşinizin gözlerinin içine bakarak onu gerçekten sevdiğinizi ne kadar samimiyetle şimdiye dek ifade ettiniz. İşte gezegenlerin kombinasyonu haftanın ilk 4 gününde siz koçları uyarıyor. Samimiyete gel, samimiyete gel, samimiyete gel diye. Net ol, doğru duruş sergile, hislerini ve duygularını hayatındaki kadına ve erkeğe açık yüreklilikle anlat ve ifade et. O zaman o bir yıldızı 5 değil 10 yapabilirsin. Samimi olurlarsa eğer. Yani samimiyet bu hafta, haftanın ilk 4 gününde... koçlar için çok önemli olacak. Peki. Samimi oldukları takdirde ilişkilerinin gidişatını, istikbalini, anını keyiflendirirken geleceği de güvence altına alabilecekler. Ama mış gibi davranmaya devam ederseniz ayrılıklar şimdiki andan bile yakın. Paldır küldür yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Eyvah. Yani hayatınızdaki kişi yorulduğunu hissedebilir bu ay Mars kavuşumuyla. Sizin alanınızda öyle bir açı oluşturabilir ki artık ben içtenlik görmeden yaşamak istemiyorum. Artık ben sevildiğimi duymadan nefes alamıyorum. O yüzden seninle yolumu ayırmak istiyorum sözüyle, teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama siz gerçekten menfaatleriniz için değil aşk hayatınızda, ilişkinizi seviyorsanız ve duygularınızı itiraf edemiyorsanız açık bir yüreklilikle ve sözle itirafçı olun bu hafta. Kalbiniz boş ve yalnızsınız. Yeni aşklara adım atmak için doğru bir haftadasınız. Bir yıldız. Ama bak, açık sözlü olursak o bir yıldızı 10 yıldız yapabiliriz. Evliysek ya da bir ilişkimiz varsa, gerçekten samimi davranamıyorsak, samimi olursak 10 yıldız yapabiliriz. Kalbiniz boşsa dedin. Kalbiniz boşsa karşınıza çıkacak yeni kişilerle sağlıklı, güzel ilişkilere başlayabilirsiniz. Ama neden bir yıldız? Geçmişte yaşadığınız ilişkilerle gezegen kombinasyonları kıyas yapmanıza neden olabilir. Yani? Yani ne malum bir önceki ilişkimde yaşadıklarımı yaşamayacağım diyerek tanışırsanız o ilişkiden size bir hayır gelmez. Geçmişle bugün yeni tanıyacağınız kişileri kıyaslandırmayın. Örneklendirmeyin, eşleştirmeye çalışmayın. Her insan yeni bir hikaye, her insan yeni bir hayat. Yani niyet edin, doğrulukla başlayın. Adım atın, geçmişte yaşadıklarınızı tekrar yaşamayacağınızdan eminlik duygusunu önce kendi içselliğinize yerleştirin. Hissedelim onu. Hissedin onu. Hissetmediğiniz takdirde geçmişte yaşadıklarınızın enerjisini bugün yeni tanıdığınız kişilere taşırsanız başlamadan biten ilişkilere neden olursunuz. Ama güven duygusuyla hareket ederek, içtenlikle hareket ederek tanıştıracağınız, hatta bugün bile belki birileri siz birileriyle tanıştırabilir. Belki bu hafta hakikaten dostlarınız, aile çevreniz, arkadaşlarınız bahsetmiş bile olabilir. Birazdan yazmaya başlarsınız. Nuray abla, gerçekten bu hafta biriyle tanıştırılacağım. Ben koçlar, tanıştırıldıysanız
Ya da öyle bir şey varsa yazın bize Kesinlikle Instagram'da. yazın ve güvensizlik Bakayım bakayım yazan var duygusundan, mı bu arada, sen anlat. Arının efendim. Yeni tanıyacağınız kişilere açık, şeffaf, negatif düşünmeden tanışmalar yapmaya, geçmişte yaşanmış bitmiş ilişkilerinizle kıyas yapmamaya özen gösterin. Haydi bismillah deyin ve tanışın. Tanışmaktan çekinmeyin. Tanışıp güven duygusuyla hareket ederseniz bu dönem başlayacağınız ilişkilerde sağlıklı hayatlar kurabilme olasılığınız da mümkün. Eğitim ve iş birliktelikleri alanında ise şanslı günlerdesiniz efendim. Bir koç burcu olarak paranızı nasıl değerlendirmek istediğinize konsantre olacağınız yoğun bir haftadasınız. Aşk hayatınızda bazı kararlar sizi zorlayabilir ama neydi o zorlayan etki? Geçmişe takılı kalırsanız zorlanabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bol bol plan yapmalısınız. Çalıştığınız işte değişim düşünüyorsanız, iş değiştirmek istiyorsanız hafta sonuna doğru net kararlar alabilirsiniz. İşinizde konum olarak yükseliş yaşayarak değişim yaşayabilirsiniz. Ya da yeni bir ortama geçiş yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Birçok koç iş hayatında, gelir durumunda, kendini yetiştirme ve geliştirme durumunda inanılmaz şanslı olacak. Dolayısıyla yapmayı planladığınız her işinizde ve her isteğinizde ufkunuzu ve hayallerinizi mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışın. Özellikle 14 Eylül tarihine kadar yöneticisi biliyorsunuz Venüs, terazi burcunun yöneticisi. Ama gezegen kombinasyonlarına değerlendirme yaptığımda sizlerin iş hayatınızda güzellikler kazanmanıza etki edecek. Satürn retrosu bitiyor, gerilemesi bitiyor. Çünkü Satürn Oğlak burcunda, Plüto Oğlak burcunda ve geriliyor. Gezegen gerilemelerinde birçok burç geçmiş ve gelecek arasında hesaplaşma yaşar. Özellikle koçlar iş hayatındaki hesaplamayı bitiriyor. Netlik kazanıyor. Bu hafta onlara spotum ne biliyor musun? Ne? Geçmişi bırak, her geleceğe konuda bak. Geçmişi bırak, geleceğe bak. Zaten şunu söyleyeyim. Eğer geçmişin dertleriyle uğraşırsanız bugünün gücünü azaltıyorsun. Kesinlikle. Geçmişte kalırsan ne bugünden bir şey anlıyorsun ne de gelecekle ilgili Aynen. plan yapıyorsun. Neydi koçun spotu? Geçmişi bırak, geleceğe bak. Geçmişi bırak. Geleceğe bak. Geleceğe bak. Şimdi bunları neden not alıyorum? Programımıza ilk defa katılanlar ve izleyenler varsa programımızın sonunda 12 burcu biz tekrar yorumluyoruz. Nasıl yorumluyoruz? Kaçıranlar ve izleyemeyenler için tekrar ediyoruz. Spot spot tekrar 12 burç neler yaşıyor, kaç yıldız almış onlara bakıyoruz. O yüzden program sırasında not alıyorum. Kaçıranlar ve izleyemeyenler varsa yine üzülmesinler. YouTube'da Hayatta Her Şey Var kanalımız var, biliyor musunuz? Bilmeyenler için söylüyorum. YouTube'a girdiğinizde Hayatta Her Şey Var kanalına bir tıkla abone olursanız 7/24 zaten yanınızdayız.